Günlerden 28 Ekim. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Bu Türk milletinin haklı mücadelelerinin sonuydu. Özgür düşünceydi. Eşitlik, çağdaşlaşmaydı. Demokrasiydi. Asırlardır ezilmiş Türk milletinin dirilişiydi. Bugün günlerden 29 Ekim. Cumhuriyetin ilanı bütün yurtta coşkuyla, top atışlarıyla, yaşasın Cumhuriyet sloganlarıyla kutlandı. Uçurumun kenarında yıkık bir ülke, tarihi düşmanlarla konu, boğuşmalar, yıllarca süren savaş, ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanınan yeni vatan, yeni devlet ve bunları başarmak için aralıksız devrimler. Cumhuriyeti biz böyle kazandık. Ben Mustafa Kemal Atatürk. Yıl 1934. Bu Türk kadınının hayatımızın her yerinde varoluşudur. Bu karar Türk kadınına toplumsal ve siyasal hayatta bütün milletlerin üstünde yer vermiştir. Çarşaf içinde, peçe altında ve kafes arkasındaki Türk kadınını artık tarihlerde aramak gerekecektir. Türk kadını ev hayatı, iş hayatı ve hatta siyasi hayata varoluşunu gösterdi. İlk seçimler ve 18 kadın milletvekilidir. Ben Mustafa Kemal Atatürk. Yıl 1938, aylardan Kasım. Boğucu soğuk havasıyla. 10 Kasım sabahı saat 9:05 geçe sirenler çalıyor. Herkes hazırda. Cumhuriyet ağlıyordu. Ben ebediyete intikal ediyorum. Lakin bedenler ölümlüdür. Fikirler ölümsüz.